Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sosyolojiye giriş konumuzla başlıyoruz. Evet, ilk olarak sosyoloji ve toplum kavramları için belli bir takım sorularımız var. Bunlarla başlayacağız. Bunları kendi içinizde konuşup birbirinize sorup tartışmanızı ümit ediyorum. Gerçekten de günümüzde üzerinde konuşulması, düşünülmesi gereken temel sorular. Bunlardan ilki dünya üzerinde niçin bu kadar çok toplum söz konusu. Hakikaten de bir takım belgeselleri inceliyorsanız, izliyorsanız ya da işte farklı kaynakları tarıyorsanız bunları gözünüze çarpmıştır mutlaka. Neden bu kadar farklı bir takım özelliklere sahip, farklı gelenek görenekleri olan, farklı adetleri olan toplumlar var? Bir diğer sorumuz, her toplumun inancı, ahlak değerleri birbirinden farklıdır. Acaba bu inanç ve ahlak değerlerinden doğru olanı hangisidir? Bir diğer sorumuz, sizce toplumlar arası savaşın temel nedeni ne olabilir? Ki günümüzde birçok konuda artık teknolojinin son noktasına gelmiş olmamıza rağmen halen insanlar yine de bazı sorunlarını ne yazık ki savaşarak halletme yolunu tercih etmekteler. Tabii burada asıl en ağır bedeli toplumdaki bireyler ödüyor ne yazık ki. Bir diğer son sorumuz da Türk toplumunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde töre ve gelenekler daha güçlüyken Batı bölgelerine baktığımızda bu gelenek göreneklerin bu kadar etkin olmadığını gözlemlemekteyiz. Bunun sebebi ne olabilir? Bu temel sorularımız. Bunları kendi içinizde tartışırsanız eminim güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır. Evet, gelelim şimdi sosyoloji kavramımıza arkadaşlar. Günümüzde gerçekten de artık toplumların iç içe geçtiği bir dönemde sosyoloji toplumsal problemlerin üzerine bir takım araştırmalar yaparak, doğru bir takım tespitlerde bulunarak çıkarımlarda bulunmaya çalışıyor. Böylelikle toplumdaki sorunların çözümü konusunda bireylerin ufkunu genişletmeye çabalıyor. Peki nedir sosyoloji? İnsanların toplumsal yaşamlarının koşullarının nesnel olarak, bakın burası çok önemli. Bireylerin yaşam koşullarını nesnel olarak ve toplumsal bütünlük içerisinde inceleyen bir bilimdir. Tabii burada sosyoloji bir toplum bilimidir. Bunu unutmayalım. Amacı insan davranışlarını şekillendiren toplumsal koşulların yapısal öğelerini aydınlatmak ve bu öğelerin işleyişini, gelişimini açıklamaktır. Toplumsal koşulların yapısal ögelerini belli başlıkları olarak şunları sıralayabiliriz. Birey, aile, grup, siyaset, ekonomi, kültür ve din. Bunları temel başlıklar altında zaten daha sonra detaylı bir şekilde ele alacağız. Buradaki fotoğraflarımıza da bakarsanız işte bir aile karesi görüyoruz. Üretim sayesinde ekonomiye katkı karesi görüyoruz. İşte pamuk toplayan galiba yanlış görmüyorsam işçiler var. Son karede de Atatürk'ün bir din adamıyla diyaloğunu gözlemliyoruz. Evet, toplum nedir? Toplum kendi kendini korumak, sürdürmek olmak üzere birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan insanlardan oluşan göreli bir sürekliliği olan yani devamlı değişkenlik taşıyan genellikle belli bir coğrafya yeri ve ortak kültürü bulunan az ya da çok kurumlaşmış bir karmaşık ilişkiler bütünü diyebiliriz topluma. Toplumu gelişigüzel ya da geçici insan yığınlarından ayırt etmek gerekmektedir. Mesela bir stattaki futbol izleyicileri ya da otobüsteki yolcular, caddede yürüyen insanlar gelişigüzel bir araya gelmiş insanlar yığınlarıdır. Futbol maçının ya da yolculuğun bitiminde bu insanlar birbirlerinden habersiz bir şekilde dağılır gider. Herkes kendi yoluna gitmiş olur. Toplumun yaşam süresi, toplumu oluşturan bireylerin yaşam sürelerinden çok daha uzundur. Mesela Türk toplumunu ele alacak olursak, 1000 yıldan fazla varlığını sürdürmesine rağmen bu 1000 yıllık süreç içerisinde milyonlarca insan yaşamış ve ölmüştür. Halen de bu süreç devam ediyor ama Türk toplumu geçmişten günümüze
Dimdik ayakta insanlar bu süreç içerisinde sürekli devir daim yapıyor. Gelelim sosyolojinin amaçlarına. Sosyoloji neyi hedefler? Toplumları zaman ve yer bakımından nesnel ve somut koşulları içinde anlamayı hedefler. En temel amaçlarından bir tanesi budur sosyolojinin. Mesela Türk toplumunda 50 yıl önceki ortalama evlilik yaşıyla bugünkü ortalama evlilik yaşı arasındaki farklılıklar, bu farklılıkların nedenleri neler? Bunların sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi konusunda çalışmalar yapar. Bir diğer amacı toplumun tarih içinde geçirmekte olduğu değişimin nedenleri ve doğrultusunu açıklamak. Göçler niçin köyden kente doğru, bunun sebeplerinin araştırılması ve sağlıklı bir şekilde tespit edilmesi yine bu çalışmalar arasında yer alabilir. Bir diğeri ayrı ayrı toplumlar üzerinde yapılan araştırmaların ortaya çıkardığı benzerlikleri saptayıp bu benzer noktalardan hareketle bir takım genellemelere varmaya çalışmak. Mesela ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan farklı toplumların aile yapıları üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler doğrultusunda bu tip ailelerin daha geleneklerine bağlı, üretici, otoriter, erken evliliğin yaygın olduğu bir aile yapısını daha fazla gözlemlendiği görülmüştür. Bir diğer amacı da insanlara toplumların değişme süreci üzerinde etkili olma ya da öngörü sağlama olanağı vermesi. Mesela toplumdaki nüfus artışı hızı bilinirse bu çerçevede ne yapılır? Verilecek eğitim, işte ihtiyaç duyulacak sağlık, ulaşım ya da konut ihtiyacı bu veriler doğrultusunda planlanabilir. Sağlıkla ilgili çalışmalar planlanabilir. Dolayısıyla bir takım sıkıntılar baştan önlenmiş olur. Sosyolojinin temel özelliklerine baktığımızda toplumu bir bütün olarak ele aldığını görmekteyiz. Mesela toplumun üretim içindeki bir değişikliği aile yapısını, bu ailedeki gelenek görenekleri, eğitim sistemini, nüfus yapısını, tüketim alışkanlığını her halükarda etkiler. İşte bundan dolayı bir sosyolog toplumun ögelerinden birini anlamak isterse diğer ögelerle de ilişkili olarak bu konuyu ele almak zorundadır. Yani bir konuyla ilgili çalışma yapacaksa bütün diğer unsurları göz ardı edip bu çalışmasını yapması çok mümkün olmaz. Yapmaya kalkarsa da çok sağlıklı sonuçlar elde etmez zaten. Bir diğer özelliği normatif olmayan bir bilimdir. Yani ne demek? Normatif, kural koyucu değildir. Sadece olması gereken değil, olanı olduğu gibi inceler. Olması gereken üzerine yorum yapmaz. Toplumdaki aile yapısının nasıl olması gerektiğini değil, hangi özellikleri taşıdığını araştırır, tespit eder ve bunları kayda geçer. Toplumsal olayları araştırırken de diğer sosyal bilimlerin verilerinden yararlanır sosyoloji. Mesela şehirlerdeki gelenek ve göreneklerin etkisinin daha zayıf olmasını açıklarken, bu çalışmayı yaparken ekonominin verilerinden de yararlanmaktadır. Haliyle insanların ekonomik durumlarını da bu tip unsurların ne kadar sadık kalıp kalmadığını da etkilediği gözlemlenmekte. Bir diğer özellik deneysel değil, gözlemsel bir bilimdir. Yani ataerkil bir aileden modern aileye geçişi laboratuvar koşullarında hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bunu sadece gidersiniz, ataerkil bir aile yapısını gözlemlersiniz. Buradan yola çıkarak bir takım sonuçlara ulaşabilirsiniz. Evet, sosyolojide karşımıza çok çıkacak olan iki temel kavram var. Bunlardan biri toplumsal olay, bir diğeri de toplumsal olgu. Olay nedir? Toplumsal hayatta yeri ve zamanı belli, tek tek meydana gelen değişimlere toplumsal olay denir. Mesela toplumsal olaylarla ilgili kim, nerede, ne zaman sorularının kesin cevabı verilebilir. İşte Türkiye'de Cumhuriyet'in 87. yılının kutlanması ya da Türk Kurtuluş Savaşı, işte Fransız İhtilali gibi toplumsal bir takım olaylar vardır. Burada çok net bir şekilde nerede, kimler tarafından, hangi koşullar altında bu olayın cereyan ettiği detaylı bir şekilde tespit edilebilir. Toplumsal olgu nedir? Aynı türden tek tek olayların genel adıdır. Yer ve zaman burada belirtilmez. Kim, nerede, ne zaman sorularının toplumsal olgularda bir cevabı söz konusu değildir. İşte üretim, göç, savaş, barış, evlilik, boşanma,
gibi kavramlar toplumsal olguyu genel olarak ifade eden durumlardır. Evet, etkinliğimize baktığımızda toplumsal olaya ve toplumsal olguya uygun örnekler yazarak doldurunuz diyor. İşte toplumsal olay dediğimizde dediğimiz gibi bir defa olup biten şeydir. İşte Kurtuluş Savaşı nedir? Bir toplumsal olaydır. Ya da yakın tarihte cereyan eden Körfez Savaşı toplumsal bir olaydır. Bunun dışında mesela 12 Eylül Amerika'da İkiz Kulelere yapılan saldırı, bu da bir toplumsal olaydır arkadaşlar. Mesela göç nedir? Bir olgudur. Demin söylediğimiz gibi boşanma bir olgudur. Ama diyelim işte Ahmet ve Ayşe'nin boşanması dersek arkadaşlar, ya bu toplumun tabii bu tek bir ailenin toplumu ilgilendiren boyutu varsa toplumsal olay olarak da değerlendirebilir. Ama boşanma genel olarak nedir? Bir olgudur. Barış bir olgudur. Antlaşma bir olgudur. Bunun örneklerini arttırabiliriz daha da. Evet, toplumsal olay ve olguların açıklanmasında iki temel yaklaşım hakimdir. Bunlardan bir tanesi indirgemeci yaklaşım. Bu yaklaşıma göre toplumsal olay ve olgular ekonomik, siyasi, ahlaki, dini, hukuki olaylardan yalnızca birine bağlı olarak ortaya çıkar. Toplumsal olayların açıklanması tek bir etkene bağlanmıştır. Bütüncül yaklaşıma baktığımızda ise toplumsal olay ve olguların tek başına toplumun bütününden bağımsız tek bir etkene bağlı olarak açıklanamayacağı anlayışı hakimdir. Toplum bir bütün olarak değerlendirilmelidir anlayışı burada ön plana çıkar. Evet, gelelim sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisine. Tabii ki sosyolojinin temel konusu toplum olduğu için haliyle toplumda diğer bilimlerle de iç içe olması açısından sosyolojiyle de sürekli ilişki ve etkileşim halindedir diyebiliriz. Bir toplumu anlamanın en temel yolu o toplumda meydana gelen toplumsal olayların nedenlerini anlamaktır. Ancak toplumsal olaylar doğa olayları kadar sade, ölçülebilen ve nesnel bir konu ne yazık ki değildir. Toplumsal olaylar çok karmaşık ve çok nedenlidir. Mesela köyden kente göçün nedenlerine baktığımızda, işte tarımın makineleşmesi, sonucu iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması bir etkendir. Ya da şehirlerin sanayileşmesiyle birlikte şehirlerde iş gücüne duyulan ihtiyacın artması, işte haliyle köylerde çok iş bulamayan ya da az kazanan insanların, ekonomik sıkıntılar yaşayan insanların bu beklentiyle ne yapması? Şehirlerde daha iyi koşullarda iş buluruz anlayışıyla köyden kente göç etmesi. İşte tabii ki kentlerde buna bağlı olarak daha iyi eğitim, sağlık hizmetlerinin sağlanmasından dolayı bunlardan daha iyi yararlanmak adına yine göçleri tetikleyen bir unsurdur. Tabii ki köy koşullarında çetin doğa koşulları tabii ki insanları, çocukları zorlayabiliyor. Bunlar da etkili bir faktördür. Yine kan davası sonucu işte köyleri terk etmek zorunda kalan bazı aileler. Daha özgür olma isteği. Çünkü küçük bölgelerde nedir? Herkes birbirini tanımakta. Haliyle toplumsal anlamda kontrol daha sıkıdır bu tip yerlerde. İşte bundan kurtulma, daha rahat hareket edebilme beklentisi de ister istemez insanların köyden kente göç etmesini tetiklemekte. İşte bütün bu saydıklarımız karmaşık bir takım nedenler yumağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenlerden her biri farklı bir bilimin konusunu oluşturmaktadır. İşte bu yüzden sosyoloji bu nedenleri sağlıklı bir şekilde anlamak ve yorumlamak adına diğer bilimlerle etkileşim halinde olmak zorundadır. Evet. Gelelim hangi bilimlerle iç içe? Bunlardan ilki sosyoloji. Şimdi burada boşluk olarak bırakılmış ama hemen zaten birey olmadan toplum, toplum olmadan da birey olmaz dediğinde hemen bizim aklımıza ne gelmeli? Psikoloji gelmeli haliyle. Bireyin davranışlarını ve özelliklerini psikoloji inceler. İşte o halde sosyoloji toplumu anlayabilmek istiyorsa
Toplumun yapı taşı olan bireyleri anlamak adına da psikolojinin verilerinden yararlanmak zorundadır arkadaşlar. Mesela Hitler olmasaydı çağın en kanlı katliamı olan Yahudi katliamı yine de olmayacak mıydı? Ya da işte Atatürk olmasaydı Kurtuluş Savaşı yine de kazanılabilecek miydi? İşte bu soruların kesin bir cevabını vermek mümkün değil. Ama Hitler ve Atatürk'ün kişisel özelliklerinin etkisini de elbette bu olaylarda göz ardı edemeyiz. Bir diğer sosyoloji tarih ilişkisine baktığımızda psikologlar bir insanı anlamak için nasıl onun geçmişiyle ilgili bilgilere, verilere ihtiyaç duyuyorlarsa sosyologlar da toplumları anlamak adına o toplumun geçmişten günümüze geçirdiği olayları ister istemez bilmek isterler. Daha iyi yorum, analiz yapabilmek adına. Bu verilere de ulaşmanın yolu nereden geçiyor? Tarihten, tarihsel verilerden, kayıtlardan geçiyor. Mesela bir sosyolog Osmanlı İmparatorluğu'ndaki toplumsal yapıyı bilmeden bugünkü Türk toplumsal yapısını tam anlamıyla anlamakta zorlanır. Ya da Fransız ihlalini bilinmeden 19. yüzyıldaki milliyetçilik hareketleri tam anlamıyla anlaşılıp yorumlanamaz. İşte bunların daha sağlıklı analiz edilebilmesinin yolu tarihle ilişki etkileşim halinde olmaktan geçmekte. Evet. Bir diğer sosyolojinin ilişki etkileşim halinde olduğu bilim coğrafya arkadaşlar. İnsan her ne kadar teknoloji sayesinde doğayı kontrolü altına almaya çalışsa da doğanın etkisinden kendini tam olarak koruyamamaktadır. Mesela deniz kıyısında yaşayan toplumların yemek kültürleri, üretim faaliyetleriyle yüksek yerlerdeki toplumların yemek kültürleri ve üretim faaliyetleri birbirinden farklılık göstermekte. Mesela ülkemizde işte Karadeniz bölgesindeki mimari ve yerleşim biçimiyle İç Anadolu bölgesindeki mimari ve yerleşim biçiminin birbirinden çok çok farklı olduğunu gözlemlemekteyiz. İşte bu farkın nedenlerini daha iyi anlamak adına, mesela Karadeniz bölgesinde çok daha dağınık bir yerleşim vardır. Evler birbirine uzaktır. Ama İç Anadolu bölgesine baktığımızda evlerin birbirine daha yakın olduğunu gözlemleyebiliriz. İşte bunda ne vardır? Yer şekillerinin işte engebeli olması ya da düz olması gibi hususlar etkilidir. Eğer biz bunları dikkate alırsak ne yaparız? Toplumu çok daha sağlıklı bir şekilde anlayabilir, yorumlayabiliriz. Bu konularda işte coğrafyanın verilerinden yararlanılmakta. Bir diğer bilim sosyoloji-ekonomi ilişkisine baktığımızda ekonomi, üretim ve tüketim ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmakta. Yapılan araştırmalar toplumların üretim biçimleri değiştikçe toplumsal yapılarının da değiştiğini bize gösteriyor. Mesela üretim biçimi tarım ve hayvancılık olan toplumlardaki aile yapıları incelendiğinde üretim biçimi sanayiye dayalı olan toplumlardaki aile yapısıyla ciddi farklılıklar ortaya koymaktadır. Üretim biçimi sanayiye dayalı olan toplumlarda anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek bir ailenin daha yoğunluklu bir şekilde ortaya çıktığı gözlemlenirken, üretim biçiminin tarım ve hayvancılık olan toplumlarda geleneklerine bağlı geniş bir aile yapısı olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Toplumlar zenginleştikçe bireyler daha çağdaş bir eğitim ve sağlık hizmeti alabilmektedirler. İşte bütün bunları daha sağlıklı yorumlamanın yolu burada da yine ekonominin verilerinden sağlıklı bir şekilde yararlanmasından geçiyor. Evet, sosyoloji hukuk ilişkisine baktığımızda da hukuk toplumsal düzeni sağlayan yazılı kurallar bütününe denir. Farklı toplumların hukuk sistemlerine baktığımızda farklı yazılı kuralların olduğunu görmekteyiz. Farklı toplumlardaki yazılı kuralların farklı olmasının nedenleri de tabii ki farklı farklıdır. Bunların araştırmaları yapılabilir. Bu farklılığı yaratan toplumsal, o toplumun sahip olduğu gelenekler, görenek, kültürel özellikler, ekonomik yapı, coğrafi konumlar, bunlar her biri etkin faktörlerdir. Dolayısıyla bir toplumun yapısıyla hukuk sistemi arasında ciddi bir ilişki söz konusudur. O halde biz toplumlarda bazı toplumlarda idam cezası varken bazı toplumlarda idam cezası yok. Bu kişi topluma göre değişmekte. İşte bunun sebepleri de o toplumun yapısıyla ilgilidir diyebiliriz. Bir diğeri sosyoloji-antropoloji ilişkisi. Antropoloji insanların tarihsel süreç içerisinde
hem fiziksel hem de kültürel olarak geçirdiği evreleri araştıran sosyal bir bilimdir. Daha çok ilkel kültürler üzerinde çalışmalar yapar antropoloji. İnsanın fiziksel yönüyle ilgilenen dalına fiziki antropoloji, kültürel yanıyla ilgilenen dalına ise sosyal antropoloji denir. Yapılan araştırmalarda toplumsal davranışlarımızdan bazılarının ilkel kültürlerden kalma olduğu saptanmıştır. Mesela Freud Totem ve Tabu adlı eserinde insanların kan bağı olmadığı halde birbirlerine amca, abi, teyze gibi hitap etmelerinin ilkel dönem kabile kültüründen kaldığını iddia etmektedir. Sosyoloji ve siyaset bilimi ilişkisine baktığımızda da siyaset biliminin toplumların yönetim biçimlerini inceleyen bir bilim dalı olduğunu gözlemlemekteyiz. Toplumlara baktığımızda farklı yönetim sistemleri gözümüze çarpıyor. Toplumlardaki var olan bu yönetim biçimlerini belirleyen temel faktörler nedir? Bunları sorabiliriz. Bu konuda cevap arayabiliriz. Mesela Japonya'daki yönetim biçiminin aynısını Türk toplumuna acaba uygulasak gerçekten yönetimi sağlıklı bir şekilde devam ettirebilir miyiz? Ya da ne gibi sorunlar yaşarız? Biraz bu konuda düşünebiliriz. İşte bu soruların cevabını bulabilmek için siyaset biliminin de sonuçlarından bir takım ipuçlar elde etmek mümkün arkadaşlar. Evet, gelelim etkinliğimize. Aşağıdaki örneklerin sosyolojinin hangi bilimle ilişkisine ait olduğunu yazınız diyor. İç Anadolu bölgesinde köylerdeki evler birbirlerine yakınken Karadeniz bölgesinde evler birbirine çok uzaktır. Evet, bu coğrafya yapı ile ilgili olduğu için arkadaşlar coğrafya bilimi ile ilgili bir konu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Atatürk'ün kişisel özellikleri, Güney Afrika'nın bağımsızlığını kazanmasında da Nelson Mandela'nın kişisel özellikleri etkili olmuştur diyorsa burada bireysel özellikler vurgulanmıştır. Dolayısıyla psikolojinin ilgi alanına girer. Sanayileşme ile birlikte köyden kente göç artımı, şehirlerde çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Evet, sanayileşmenin ekonomiye bakan tarafı vardır. Dolayısıyla ekonomi bilimiyle ilgilidir. Bazı toplumlarda ötanazi bireylerin yasal bir hakkıyken bazı toplumlarda yasaktır, suçtur. Evet, bu da toplumdan topluma bir takım kuralların farklılaştığını bize göstermekte. Bu da hukuk biliminin ilgilendiği bir konudur. Sivil toplum örgütleri demokratik toplumlarda hem daha yaygın hem de daha etkilidir. Evet, bu da siyaset biliminin ilgilendiği bir konu. Türk toplumunun bugünkü yapısını anlamak için Osmanlı dönemindeki toplumsal yapısını da bilmeliyiz diyorsak tarihin verilerinden hemen yararlanmalıyız. Yapılan araştırmalar ırksal özelliklerin kültürleri de etkilediği görülmüştür diyor. Evet, burada ırksal özelliklerden bahsediyorsa hemen aklımıza antropoloji de gelmeli. Çünkü geçmişten günümüze insanlığın geçirdiği evreleri inceleyen bilim dalıdır. Evet, gelelim sorularımıza. Sosyoloğun diyor toplumsal olayları ele alışında hangi yaklaşım benimsediği söylenebilir? Kentleşme sadece nüfus birikimi değil, bir ülkenin teknolojik, ekonomik ve toplumsal yapısında oluşan değişimlerin sonucunda ortaya çıkan evrensel bir süreçtir. Evet, kentleşmeyi bakın bu şekilde ifade ediyor. Aynı zamanda kentleşme toplumun ekonomik, sosyal, siyasal yapısında ve toplumu oluşturan bireylerin tutum ve davranışlarında da değişmelere yol açabilmektedir. Dolayısıyla burada sosyolog toplumsal olayları ele alırken arkadaşlar çok yönlü ne yapmış almaya çalışmış. Çünkü ne diyor? Kentleşme toplumun ekonomik, sosyal, siyasal yapısında ve toplumu oluşturan bireylerin tutum davranışlarında değişmelere yol açabilir. O halde burada sosyoloğun toplumsal olayların değişkenlerinin karşılıklı etkileşimini vurguladığı, bundan yola çıkarak bir takım açıklamalar yapılması gerektiği vurgusu ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Cevabımız arkadaşlar bu perspektifte. Evet, bu cümle hangisini destekler diyor. Nasıl toplumun besleyici toprağı olmadan kişilerin gelişmesi düşünülemezse, yaratıcı geniş düşünceli kişiler olmadan da besleyici toprağın oluşması düşünülemez. Evet, bu da bize karşılıklı ilişki ve etkileşimin olduğunun bir kanıtıdır. Haliyle birey ve toplum etkileşim içerisindedir diyebiliriz arkadaşlar buradan yola çıkarak cevabımız B.
Parçada sosyoloji ile ilgili hangisini destekler niteliktedir diyor bu parça. Evet. Önce dikkatli şekilde parçamızı okuyalım. Tekstil fabrikasında çalışan işçilerden biri işten çıkarıldığında bundan doğrudan etkilenen kişinin kendisi ve yakınlarıdır. O fabrikanın iflas etmesi sonucunda çalışanların işsiz kalması ise belli bir kesimi ilgilendirir. Ama birçok tekstil fabrikasının ekonomik kriz, ham madde fiyatlarındaki yüksek artış, ucuza satılan ithal ürünlerle rekabet, ihracat sorunları gibi nedenlere dayanarak tüm elemanlarını işten çıkarmasıyla sorun toplumsal bir boyut kazanır. Bu niteliğe ulaşmış olaylar sosyolojinin ilgi alanına girer. Evet, burada toplumun bütün kesimlerini etkileyen bir noktaya ulaştığında artık bu durum sosyolojinin ilgi alanına girer diyor. Buradan yola çıkarak ne söyleyebiliriz? Sosyoloji toplumu bir bütün olarak ne yapar? Ele alır. Toplumu ilgilendiren konular sosyolojinin de konusudur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A diyebiliriz. Evet, parçaya göre sosyolojik bakış ile kastedilen hangisidir diyor sosyolojik bakış. Her birey benzersiz olmasına karşın toplum insanların davranışlarını çocuk veya yetişkin, kadın veya erkek, zengin veya yoksul olma gibi birçok kategoriye göre farklı şekillerde değiştirir. İçinde bulunduğumuz genel kategorilerin özel hayatlarımızı nasıl etkilediğini fark ederek dünyayı sosyolojik açıdan görmeye başlarız. Örneğin evliliğin sadece kişisel duygulardan ve tercihlerden kaynaklandığını düşünebiliriz. Ama sosyolojik bakış açısı bize eş seçiminde yaş, cinsiyet, ırk, sosyal sınıf gibi etkenlerin belirleyici olduğunu gösterir. Aşkın toplumun eş olarak istememizi öğrettiği kişilere karşı hissettiğimiz bir duygu olduğunu söylemek daha doğru olur. Evet. Burada parçaya göre arkadaşlar sosyolojik bakışla ilgili kastedilen şey nedir? Burada sosyolojik bakıştan kasıt buradaki parçadan yola çıktığımızda şunu görüyoruz ki sosyolog bireylerin davranışlarını açıklarken bu davranışlarda toplumun etkisinin de ne ölçüde olduğunu ne yapmıştır? Göz önünde bulundurmuştur. O halde sosyolojik bakışta kastedilen şey bireyin davranışlarındaki toplumsal etkileri görebilme yetisidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C diyebiliriz. Evet. Parçada sosyolojik bakışın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Evet, biraz uzun bir paragraf. Dikkatlice okuyalım hemen hızlıca. Bazı ülkelerde ekonomik eşitsizlikler etnik ve ırksal farklılıklarla belirgin bir şekilde iç içe geçebilir. Böyle ülkelerde toplumun en yoksul kesimlerini genellikle o toplumda etnik veya ırksal azınlığa mensup bireyler oluşturabilir. Bazı istatistikler mülkiyete yönelik kimi suçların belirli etnik veya ırksal farklılığa sahip bireyler tarafından işlendiğini göstermektedir. Bu istatistiklerden kısmi ve yüzeysel bir bakış açısıyla bazı etnik veya ırksal grupların diğerlerine göre suça daha eğilimli olduğu sonucunu çıkarmak kimi önyargıların pekişmesine neden olabilir. İşte sosyolojik bakış dediğimiz şeyin anlamı da burada ortaya çıkar. Sosyolojik bakışla gerçekleştirilen pek çok araştırma görünenin ötesine geçerek, bakın burası çok önemli. Görünenin ötesine geçerek suçu ortaya çıkaran yapısal ve tarihsel nedenlerin soruşturulmuş ve suçun nedenini bireyin dahil olduğu etnik grup veya ırk değil, genel olarak toplumda var olan eşitsizlikler olduğunu göstermiştir. Evet, burada sosyolojik bakışın hangi özelliği vurgulanmıştır diyebiliriz. Bir olayı açıklarken ne yapmıyor? Sığ bir bakış açısıyla meseleye yaklaşmıyor arkadaşlar. O olayda etkisi olabilecek bütün unsurları dikkate alıyor. Bunu yapabilmesi için ne olması lazım? Sosyoloğun bütüncül bir yaklaşımla meseleye ele alması lazım. Dolayısıyla toplumsal olayları bütüncül bir yaklaşımla ele alınması sosyolojik bakış açısının temel özelliğidir diyebiliriz. Parçadan sosyologlarla ilgili hangisine ulaşılır diyor. Sosyoloji yoksulluktan kitlesel iletişimin dünyaya ilişkin kanaatlerimiz üzerindeki etkisini, çalışma hayatını ilginç kılan şeyin ne olduğundan kişiliklerimizin toplumsal cinsiyet rollerinin sosyalleşmesi aracılığıyla
nasıl inşa edildiğine varana dek çeşitli konuları kapsar. Aslında sosyologların ilgi ve merakları toplumdaki çoğu insanınkinden çok farklı değildir. Ancak sosyologların görüşlerini diğer insanların bir kafede, iş yeri kantininde ya da fikir alışverişi yaptıkları ve kanaat edindikleri gündelik durumlarda dillendirmeleri pek muhtemel olan düşüncelerden farklı kılan şey, onların söyledikleri şeyleri destekleyecek bulgular sunmaya çalışmasıdır. Evet, burası bizim için önemli, bakın. Yani diğer insanlardan farkları bu. Söyledikleri şeyleri destekleyecek bulgular sunmaya çalışırlar. Bu bulgular birçok araştırma yöntemi aracılığıyla bir dizi kaynaktan toplanır. Evet, dolayısıyla sosyologlarla ilgili neye ulaşabiliriz? Neticede inceledikleri, ele aldıkları konuları sistematik olarak ele alıp somut verilerle ne yaparlar? Desteklerler. Bunu da en sağlıklı şekilde E şıkkı bize ifade etmiş arkadaşlar. Evet. Toplumu oluşturan unsurlar dediğimizde toplumda temel bir takım kurumlar var. İşte aile, eğitim, sağlık, adalet, din, siyaset, hukuk kurumları gibi. Bunların yanında da her toplumda işte mahalle, köy, ilçe, il, bölge, ülke olarak bölümlere ayrıldığını görmekteyiz toplumun. Bu bölümler daha da küçük olan sokak, apartman gibi alt bölümlere de ayrılmaktadır. Bu unsurların hiçbiri diğerinden bağımsız değildir arkadaşlar. Bu unsurlardan birisinin değişimini doğrudan ya da dolaylı olarak diğerlerini de ister istemez etkilemekte. Toplumların sistemli bir bütün olduğunu gösteriyor bu durumda. Mesela yönetim biçimi teokratik eğitim sistemi layık olan bir toplum düşünülemez. Yine üretim biçimi sanayiye dayalı olup aile yapısı geniş ve geleneksel olan bir toplum da düşünemeyiz artık. Bir toplumun ekonomik yapısı değişip eğitim sisteminin aynı kalması da imkansızdır. Çünkü bütün ögeler birbirinden etkilenir arkadaşlar. Toplumsal gruplar bir araya gelerek büyük toplumsal sistemleri oluştururlar. Sosyologlar toplumu incelerken büyük toplumsal sistemin tamamını incelemek yerine o toplumun bir takım gruplarını ele alırlar. O toplumsal grupları incelerler. Çünkü her toplumsal grup aslında toplumun küçük bir modeli gibidir, minyatürü gibidir. Dolayısıyla aile toplumun en küçük birimi olduğu gibi bireyler de bu toplumsal grup içinde dünyaya gelmekte ve toplumla ilgili ilk bilgileri burada edinmekteler. Dolayısıyla biz toplumu incelemek istiyorsak zaman zaman ne yaparız? İşte örneklem alma dediğimiz, daha sonra görecek olduğumuz toplumu yansıtacak bir grup üzerinde çalışmalarımızı yapıp toplumla ilgili bir takım fikirler edinebiliriz. Evet. Gelelim toplumsal grup kavramına. Birbirlerinden haberdar olan, en az iki kişiden oluşmuş, ortak bir amaçla bir araya gelen, aralarında işbirliği olan insan birlikteliğine toplumsal grup adı verilir. Bu tanıma göre iki arkadaş bir toplumsal grup olduğu gibi bir köyde yaşayanlar da bir gruptur. Her toplumsal grubun belli bir amacı vardır. Eğer bu amacı gerçekleştiremezse toplumsal grup otomatikman dağılır. Toplumsal grupların bir takım amaçları vardır arkadaşlar. Bunlardan belli başları şunlardır. Üyeleri toplumun kültürünü kazanmaya çalışır. Toplumsal düzenin sağlanmasına hizmet eder. Bireyleri sosyalleştirme gibi bir fonksiyonu söz konusudur toplumsal grupların. Bireylerde biz duygusunu oluşturmaya çabalar. Bireyi yalnızlıktan kurtarır. Üyelerinin beslenme, barınma, sağlık ve güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılar. Toplumsal grupların kendi özgü bir yapısı söz konusudur. Grupların ortak değer ve kuralları vardır her grubun. Ve grubun içerisindeki üyelerin üzerinde bir grubun belli bir yaptırımı vardır. Yani dahil oldukları grupların bir takım kurallarına ne yaparlar? Bu noktada tabi olurlar. Grup üyeleri biz duygusuna sahiptir ve her grubun belli bir amacı vardır. Evet. Buraya baktığımızda mesela aileyi ele alalım arkadaşlar. Aile anne baba ve çocuklardan oluşan genelde çekirdek aile diyecek olursak bu üyelerden oluşan bir gruptur. Bu açıdan küçük bir grup diyebiliriz. Ve aile işte belli bir süre olup hemen sonrasında da dağılmaz. Belli bir amacı gerçekleştirdik. Hadi bakalım dağılalım. Herkes kendine yoluna demez. O açıdan sürekli bir gruptur. Ve ilişkiler samimi, yüz yüze, duygusal kökenli olduğu için de
birincil grup kategorisinde değerlendirilir. Millet dediğimiz şeyde ise büyük grup olarak karşımıza çıkar ve sürekli bir grup olarak görebiliriz milleti. Dernekler ikinci grup kategorisine girer arkadaşlar. Resmi gruplardır. Çünkü dernekler belli bir sözleşme çerçevesinde insanların bir araya gelerek oluşturduğu gruplardır. Ve geçici gruplar da diyebiliriz bunlar aynı zamanda. Belli bir süre devam eder. Köylerde insanların ilişkileri de samimidir. Çıkar gözetmeksizin biz duygusu hakimdir. Küçük gruplar olarak tanımlanabilir ve sürekliliği söz konusudur. Seyahat grubu da birincil grup olarak tanımlanabilir ve geçici gruptur. Çünkü seyahat bittiğinde ne yapar? Grupta dağılır. Şirketler ikincil gruptur. Çıkar odaklı bir araya gelmişlerdir. İlişkiler resmidir. Ben duygusu hakimdir bu tip gruplarda. Ve dediğimiz gibi resmi grup olarak değerlendirebiliriz. Evet, parçadan hangisine ulaşabiliriz? Bir futbol takımı ortak amaç ve idealleri paylaşan, aynı kurallara uyan ve davranışları eşgüdümlü olan oyunculardan meydana gelir. Takım sadece aynı formayı giymiş 11 insan demek değildir. Her oyuncunun bir görevi vardır. Hepsi birden topa yönelmez ya da gol atmaya çalışmaz. Her oyuncu başına buyruk hareket ederse ortaya bir takım oyunu çıkmaz. Evet, buradan yola çıkarak ne diyebiliriz arkadaşlar? Gruptaki üyeler neticede kendi kafasına göre hareket etmiyor. O bütünlüğü korumak adına herkesin bir görevi var. Bu görevi ne yapma? İhlal etmeme durumu söz konusu. Bu yönüyle bakıldığında grup bireylerin toplamından farklı bir bütündür diyebiliriz. Yani her oyuncu o oyunun içerisinde grubun gereklerini yerine getirdiği müddetçe ne yapar? O takımı takım yapan enerjiyi ortaya çıkarır. Dolayısıyla grup bireylerin toplamından farklı bir bütündür diyebiliriz bu açıdan. Evet. Parçadan toplumla ilgili hangisine ulaşılabilir? Toplum sadece bir insan topluluğu ya da basitçe insanların bir araya gelmesinden oluşmaz. Toplum aynı zamanda insanlar arasındaki etkileşimleri, çeşitli ilişki ağlarını, kurumsal yapıları ve daha birçok farklı organizasyonu içeren oldukça karmaşık bir yapıdır. Bu nedenle insanın toplum içinde yaşaması, gündelik hayata dahil olması, salt bedensel varlık olarak toplumun bir parçası olmasıyla değil, daha çok diğer insanlarla kurduğu ilişkilerle ve bu kurumsal düzenekler içindeki konumlarıyla açıklanmalıdır. Evet, buradan yola çıkarak toplumla ilgili ne diyebiliriz arkadaşlar? Neticede toplum insanların bireysel olarak tek tek yaptıkları şeyden biraz daha farklıdır. Ve bu açıdan bakıldığında toplumu salt bireylerin toplamından ibaret görmek aslında onun basit ve indirgeyici bir kavrayışla tanımlandığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla cevabımız C. Bir sosyolog nasıl Fransız ihtilalini bilmeden toplumdaki milliyetçilik akımlarını açıklamak zorsa, Osmanlı İmparatorluğu'nu bilmeden de Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal yapısını anlayamayız demektedir. Bu açıklamayı sosyolojinin hangi bilimle ilişkisini örnek olarak verebiliriz? Evet, bu olayları değerlendirebilmek adına biz tarihin verilerinden yararlanmalıyız. Böylelikle daha sağlıklı analiz yapabiliriz. Bir insan topluluğunun toplumsal grup olabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini kesinlikle taşıması gerekir? Evet, toplumsal grup olmanın en temel şart arkadaşlar, aralarında kişilerin işbirliği olmasıdır. Birbirlerinden haberdar olmaları bu şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla cevabımız D. Evet, bu açıklamaya dayanarak hangisini cevaplayamayız diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyalım. 19. yüzyıldan önce toplumlar insan gücüne dayalı, daha çok kendi tüketimleri ve tüketimler için üretim yapmaktaydılar. Bu üretim biçimi daha çok küçük toplumların ihtiyacını karşılayan bir ekonomik sistemdi. 19. yüzyıldan sonra insan gücüne dayalı üretimin yerine makine gücüne dayalı ekonomi aldı. Bu da büyük çaplı üretim anlamına geliyordu. Artık toplumlar sadece kendi tüketimleri için değil,
başka ülkelerin tüketimi için de üretmeye başladı. Bu durum büyük toplulukların bir arada yaşamasını sağladı ve büyük şehirler doğdu. Bunun sonucu olarak da toplumsal olaylara ilgi arttı. İlk kez toplum bilimin konusu olmaya başladı. Bakın, ilk kez toplum bilimin konusu olmaya başladı. Sosyolojinin genç bir bilim olmasının nedeni de budur. Evet, burada sosyolojinin ne zaman doğduğu konusunda bir cevap bulabilir miyiz? Evet, buluruz. Toplumsal olayların nedenleri nelerdir? Bununla ilgili de cevaplar bulabiliriz arkadaşlar. Sosyolojinin bilim olarak doğmasında neden olan etkenlere dair de vurgu var mı? Evet, bunu da görüyoruz. Toplumsal sınıflar ne zaman ortaya çıkmıştır? Burada toplumsal sınıflara dair herhangi bir veri bize sunulmuş mudur? Hayır. Dolayısıyla böyle bir sorunun cevabı buradan çıkmaz. Sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi var mıdır? Bununla ilgili de yine cevaplar mümkün. İşte ekonomi, üretim. Dolayısıyla bunun da cevabını alabiliriz ama D şıkkındaki sorunun cevabı bu paragraftan çıkmaz arkadaşlar. Evet, sosyolojik araştırmalarda aşağıdaki ilkelerden hangisinin sağlanması ile ilgilidir diyor bu örnek. Sosyologlar araştırmalarında elde ettikleri sonuçları aynı konuda araştırma yapmış diğer sosyologların ulaştıkları sonuçlarla da karşılaştırırlar. Eğer onların ulaştıkları sonuçla aynı sonucu elde etmişlerse bu verilerin bilimsel olduğu anlayışı güçlenmiş olur. Evet, aynı sonucu elde etmek beraberinde neyi getirir arkadaşlar? Nesnel olmayı getirir. Dolayısıyla cevabımız A. Bir insan topluluğunda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunursa o topluluk toplumsal grup özelliği kazanamaz diyor. Evet. Birbirlerini tanımaları gerekir mi? Evet. Etkileşim içinde olmaları? Evet. İşbirliği içinde olmaları? Evet. Aynı mekanda bulunmaları? Aynı mekanda olup da grup olmayan kişiler var arkadaşlar. Mesela işte ne olabilir bu? Aynı maçı izleyen insanlar olabilir. Aynı mekanda bulunabilirler ama o an toplumsal grup olamazlar. Kısa ya da uzun süreli ilişki içinde olmaları. Evet, bu da onları toplumsal grup yapar ama aynı mekanda bulunmak her zaman toplumsal grup yapmaz arkadaşlar. Bu açıklamaya dayanarak hangisine ulaşamayız diyor. Evet. 1801'de buhar gücüyle çalışan ilk makinenin kullanılmasıyla başlayıp artan bir hızla gelişen sanayi devrimi küçük köylü ve kasaba topluluklarının yerine büyük kentleri geçirdi. Köylüleri ve zanaatkarları mülksüz, yoksul sanayi işçilerine dönüştürdü. Evet, buradan neye ulaşamayız? Ekonomik ilişkiler toplumsal olayları etkilemiş midir? Evet, sanayi buhar makinesinin bulunmasıyla bakın ne yapmış? Ekonomik ilişkiler etkilenmiş. Bir toplumsal olayın nedeni başka bir toplumsal olaydır diyebilir miyiz? Evet. Köyden kente göçü tetiklemiş bakın. Üretim biçiminin değişmesi toplumsal yapıyı da değiştirmiş midir? Evet. Köylüleri, zanaatkarları mülksüz, yoksul sanayi işçilerine dönüştürmüştür. Üretim biçiminin değişmesi. Toplumsal olaylar toplumsal gerçekliğin bir ürünüdür. Evet, buna da ulaşabiliriz. Toplumsal olaylar birbirinden bağımsızdır diyemeyiz arkadaşlar. Bilakis burada toplumsal olayların ne kadar iç içe olduğunu, birbirini etkilediğinin bir kanıtını görmekteyiz. Evet, bu uygulamayla sosyolojik araştırmalarda hangisinin sağlam amacı güdülmüştür diyor. Evet, bir köyün toplumsal yapısının araştırılmasında o köylü olmayan ya da o köyden akrabası olmayan sosyologlar görevlendirilir. Evet, o köyden akrabası olmayan. Neden? Çünkü orayla herhangi bir bağı olmasın ki daha sağlıklı ne yapsın? Yansız bir takım verilere ulaşabilsin. Yine pamuk üreticilerin toplumsal sorunlarının saptanmasında ailesinden pamuk tarımıyla uğraşan sosyolog görevlendirilmez. Evet, burada da yine amaç nedir arkadaşlar? Temel amaç nesnel verilere ulaşma. Yani işin içine kişisel duygular ne yapmasın? Girmesin. Bu tanıma göre hangisi sosyolojinin konusunu oluşturmaz? Sosyoloji toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri, toplumsal yapıda etkili olan değişim ve gelişim süreçlerini bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak inceleyen ve bilimsel sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir. Evet, bu açıdan köyden kente göçle ilgilenir mi? Evet.
Şehirlerde geleneklerin hızla zayıflamasının cevabını bulmaya çalışır mı? Evet. Bir insanı diğerlerinden ayıran kişisel farklılıklar. Bu arkadaşlar psikolojinin konusudur. Sosyoloji bireyle ilgilenmez, toplumla ilgilenir. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin toplumsal ilişkileri değiştirmesi bununla da ilgilenir. Mesleklerin babadan oğula geçerek değil de eğitim kurumlarına kazanılması bununla da ilgilenir. Ama C şıkkı sosyolojinin konusu alanına girmez arkadaşlar. Evet, bu açıklamayı sosyolojinin hangi bilimle ilişkisini örnek olarak verebiliriz diyor. Bir sosyolog nasıl Fransız ihlalini bilmeden toplumdaki milliyetçilik akımlarını açıklamak zorsa, Osmanlı İmparatorluğu'nu bilmeden de Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal yapısını anlayamayız derken, sosyolojinin tarihle olan ilişkisini ne yapmaktadır? Ön plana çıkartmaktadır arkadaşlar. Evet, bu sorular toplumun hangi özelliğe sahip olduğunu varsayımına dayanmaktadır diyor. İnceleme konusu olan toplumun temel parçaları nedir? Bu parçaların birbiriyle ilişkileri nasıldır? Parçaların birbiriyle uyumunu ve değişimini sağlayan nedir? Evet, bu tip soruların genel olarak hangi varsayıma dayandığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Toplumu bir bütün olarak incelemektedir ve bu perspektiften de o toplumun parçalarını detaylı bir şekilde sorgulamaya yönelmiştir diyebiliriz. Evet, bu örnek toplumsal grupların hangi özelliğiyle ilgilidir diyor. Bir eve misafirliğe gittiğimizde ikram edilen bir içecek ya da yiyeceği istemesek bile kabul ederiz. Çünkü bize ikram edilen bir şeyi geri çevirmek ayıp sayılır. Evet, dolayısıyla toplumsal grupların üyeler üzerinde belli bir yaptırımının olduğunu ne yapabiliriz buradan yola çıkarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Sosyoloji öğrenme ve öğretmede aşağıdakilerden hangisi amaç edinilirse sosyoloji biliminin yapısına aykırı olur diyor. Toplum bir bütün olarak anlamaya çalışması, evet, ideal olandır. Toplumları zaman, yer bakımından nesnel ve somut koşullar içinde anlamaya çalışmak, evet. Toplumda gerçekleşen değişimin nedenlerin yönünü açıklamaya çalışmak, evet. Ayrı ayrı toplumlar üzerinde yapılan açıklamalarının sonuçlarına dayanarak genellemelere varmak. Bu da sosyolojinin amaçları içerisinde yer alır. İdeal bir toplumsal model oluşturmaya çalışmak. Sosyolojinin özelliklerini vurgularken şunu demiştik. Sosyoloji normatif bir bilim değildir. Yani kural koyucu değildir. Sadece olanı olduğu gibi inceler, açıklar ve bırakır. Olması gereken üzerine yorum yapmaz. Dolayısıyla ideal bir toplumsal model oluşturmaya çalışmak gibi bir amacı da sosyolojinin yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla burada sosyoloji biliminin yapısına E şıkkında vurgulanan düşünce aykırıdır diyoruz.